Uzun süredir gayrimenkul sertifikalarının güçlü bir hukuki yapıyla ülkemize kazandırılması konusunda çalışmalar yaptık. İlk meyvelerini bugün gerek sertifikaların tanıtımıyla ilgili gerekse de ilk ihraca öncülük edecek TOKİ'nin başvurusuyla ilgili sizlerle geldiğimiz noktayı paylaşmak hem sertifikalar hakkında hem de bu ihraca konu proje hakkında sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, hepimizin yakından izlediği gibi hükümetimizin ülkemizde günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan okulu, parkı, kreşi, camisi ile altyapısız tam olarak hazır olan depreme dayanıklı bir kentleşmeyi gerçekleştirme hedefi var. Ülkemiz bir deprem kuşağında. Bu nedenle de maalesef sık sık irili ufaklı bu tabii afete maruz kalıyoruz. Çağdaş kentlere sahip olmak ve vatandaşlarımıza güvenli bir konut edindirebilmek ve bunun da finansmanını kolaylaştırmak, başta sermaye piyasaları olmak üzere hepimizin en başta gelen görevi. Ülkemiz bir yandan kentsel dönüşüm yoluyla mevcut konut stoklarını yenilemeye ve depreme dayanıklı hale getirmeye çalışırken, diğer taraftan da yeni yapılan konutların deprem yönetmeliğine uygun olması ve vatandaşlarımızca da erişilebilirliğin kolaylaştırmasının gayreti içerisinde. Biraz önce TOKİ Başkanımızın da ifade ettiği gibi yaklaşık 6 milyon konutumuzun dönüştürülmesi, tarihi ve kültürel dokularımıza ve mimarimize uygun, akıllı ve çevreci şehirlerin oluşturulması hükümetimizin de gündemindedir. Bu projeleri gerçekleştirmek aynı zamanda büyük bir finansman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bugün TOKİ projeleri hızla devam ediyor. Bankalarımız 20 yıla kadar varan taksitlerle konut kredisi veriyor. Emlak Konut ve diğer markalı şirketlerimiz yakın geçmişte 20 yıla kadar taksitlerle konut satış kampanyaları başlattılar. Yine konut edindirmek için asgari 3 yıl bir bankada hesap açtıran vatandaşlarımıza devletimiz 15 bin lira devlet katkısı, kamu katkısı sağlıyor. Bugün uygulamaya başlatacağımız gayrimenkul sertifikaları da hem inşaat projesini gerçekleştirecek şirketlerimiz için bir finansman kaynağı hem de vatandaşlarımıza konut projelerinin kazancından yararlanma fırsatını açan, dilimler halinde alınmak suretiyle konut satın almayı da kolaylaştıran hem tasarruf aynı zamanda da bir yatırım aracı. Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, gayrimenkul sektörünün sermaye piyasalarıyla buluşması, gayrimenkulün bir sertifikaya bağlanarak küçük dilimlerle alınıp satıl hale getirilmesi çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın İSEDAK toplantısında yapmış olduğu ülkemizde bir gayrimenkul borsası kurulması konusundaki talimatlarıyla başlamıştır. Bu tür yeni finansal araçların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, hükümetimizin ve başkanlığını Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli'nin sekreteryasında kurulumuzun yürüttüğü İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu'nda gündeminde yer alan önemli konulardan birisidir. Gayrimenkul projelerine alternatif finansman kaynağı sağlanmaz. Hepimiz en önemli konusu finansman. Faizsiz finansal ürünler başta olmak üzere finans sistemimize yeni finansal araçların kazandırılması, vatandaşlarımızın küçük tasarruflarını biriktirerek konut almalarının kolaylaştırılması ve kentsel dönüşüm alanlarının da hızla tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanılması sunulması amacıyla bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, kurulumuz, TOKİ, İller Bankası ve Emlak Konut başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızla bir dizi çalışma yaptık. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre
İlk düzenlemeyi 3 Ağustos 2016 tarihinde, son düzenlemeyi de dün resmi gazetede yayınlayarak tamamladık. Bugün itibariyle tüm kurumlarımızın üzerinde mutabakata vardığı, oldukça teşvik edici ve yatırımcı haklarını koruyan hukuki bir altyapıyı tamamladık diye düşünüyoruz. Getirilen yeni düzenlemelerle birlikte hem TOKİ projelerinin hem özel sektörümüz tarafından gerçekleştirecek gayrimenkul projelerinin hem de kentsel dönüşüm projelerinin sertifika ihracı suretiyle finansmanının önü açıldı. Gayrimenkul sertifikaları hepimiz için yeni bir araç. Dolayısıyla müsaadenizle birkaç kelimeyle bu araç ne getiriyor, faydası, mahsulları nedir sizlerle paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın bir ev veya iş yerinin tamamını veya bir kısmını satın almalarını kolaylaştıran gayrimenkul şirketlerimize de faizsiz finansman elde etmelerine imkan sağlayan bir finansal araç. Gayrimenkul sertifikası ihraç edebilmek için ihraççı şirketin önce bir proje hazırlaması, sonra ilgili belediyeden ve diğer kurumlardan gerekli ruhsat ve izinleri almış olması ve arkasından da sermaye piyasası kuruluna başvurması gerekiyor. Proje için gerekli izinleri alan, SPK'nın da aradığı şartları sağlayan şirketlerimiz, sertifika ihraç izni alabileceklerdir. Dolayısıyla her inşaat şirketi de sertifika ihraç edebilecek diye bir kayıt yok. Burada aranan şartlar yatırımcı haklarını koruyacak şekilde mevzuatta kapsamlı olarak düzenlendi. İnşa edilecek ev veya iş yerlerinin metrekare gibi ölçeklerle bölünerek alım ve satımı da kolaylaştırıldı. Belirtilen metrekareyi temsilen ihraç edilecek sertifikalar önümüzdeki günlerde reklam kampanyasında da görüleceği üzere bankalarımız ve aracı kurumlarımız aracılığıyla dileyen vatandaşlarımıza satışa sunulacak. Sertifika ihracından elde edilecek kaynaklar sadece belirtilen projenin finansmanında kullanılacak. Dolayısıyla buradan sağlanacak projenin başka bir alanda kullanılması mümkün değil. Proje tamamlandığında elinde yeter sayıda sertifika bulunduran vatandaşlarımız, proje kapsamında bulunan diledikleri konutu veya iş yerini alabilecek, proje süresi boyunca sertifikasını borsada satabilecek, proje bitiminde konut almak istemeyen yatırımcılarımız da konutun satışından elde edilen nakdi talep edebilecektir. Dolayısıyla 3 tane kendisine sunulan seçenek söz konusudur. Sertifikalar inşaat şirketlerimiz için banka kredisi yerine kullanılabilecek faizsiz bir finansman yöntemi, vatandaşlarımız için de hem yatırım amaçlı hem de ev veya iş yeri satın alma amaçlı olarak kullanılabilecektir. Değerli hazırım, kurulumuz tarafından yapılan düzenleme ile gayrimenkul sertifikasına yatırım yapan vatandaşlarımızın haklarının korunması yapılan düzenlemelerde öncelikli ilki olarak benimsenmiştir. Bu projenin de tamamlanma garantisi TOKİ tarafından biraz önce başkanımızın ifade ettiği şekliyle sağlanmıştır. Bu çerçevede gayrimenkul sertifikası satışından toplanan para başka alanlarda kullanılması yasaklanmış. Dolayısıyla projenin yarım kalma ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Gayrimenkul sertifikalarının borsada alınıp satılabilmesi sonucunda ülkemizde ve dünyada bir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkulün borsada işlem gören bir finansal araca dönüştürülmesi de bu düzenlemenin önemli noktalarından bir tanesidir. Ülkemiz son yıllarda yenilenen altyapısı, otoyolları, köprüleri, büyük ve modern AVM'leri, geliştirilen çağdaş konut projeleriyle zengin bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. Bunun hem vatandaşlarımıza hem de küresel yatırımcılara tanıtımı ve satışının sermaye piyasaları yoluyla yapılması ve bu yolla elde edilecek yeni kaynakların da yeni yatırımlarda değerlendirilmesi ülkemizde
büyüme ve istihdamında önemli destekleyicisi olacaktır. Faizsiz finans sistemine de uygun olarak tasarlanmış olan gayrimenkul sertifikalarının yaygınlaşması, hedefi uluslararası bir finans merkezi olan ülkemizin bu amacına da katkı sağlayacaktır inancındayız. Burada önemli bir husus da, bu tür projeleri gerçekleştiren şirketlerimiz genelde banka kredileriyle veya öncelikli satışlarla bu projelerin finansmanını sağlamaya çalışıyorlar. Bu sertifika ihracı suretiyle finansman sağlanması inşaat şirketlerimizin de faiz maliyetlerini de kısmen de olsa azaltmasına katkı sağlayacaktır. Değerli konuklar, gayrimenkul sertifikalarının bir diğer önemli özelliği de kamu veya özel sektörün gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projelerinde de yeni bir finansman yöntemi olarak kullanılabilecektir. Bu kapsamda kentsel dönüşüme giren projelerde vatandaşlarımız dilerlerse gayrimenkul sertifikası alma hakkına sahip olacak ve projenin tamamlanmasını beklemeden elde ettikleri sertifikaları borsada satarak da bir an önce nakde dönüşme imkanına da kavuşacaklardır.